Başlatın. Hoş geldiniz. Türk Astronomi Derneği TAD İstanbul Astrofizik Günleri'nin üçüncüsünü bugün düzenliyoruz. Bugün Mehmet Ali Alpar hocamız bize LIGO'yu ne gördü, nasıl gördü, ne öğrendik konulu başlıklı bir sunum yapacak. Kendisinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Ali Alpar hocamız 1977 yılında Cambridge Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Daha sonra ülkemizin çeşitli kurumlarında öğretim üyeliği yaptı, araştırmacı olarak çalıştı. Şu anda halen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve aynı zamanda Bilim Akademisi başkanlığını yürütüyor. Buyurun hocam. Teşekkürler Emre. Şimdi buraya gelip burada konuşmak benim için her zaman büyük bir zevk. Hem İstanbul Üniversitesi'ne hem de Türk Astronomi Derneği'ne İstanbul Astrofizik Serisi'ne başlattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu hikaye biliyorsunuz ne olduğunu son zamanların işte yalnız astronomi değil, bilim haberleri arasında bilimde büyük sansasyonu. Biraz ondan bahsedeceğim. Bu konferansın aşağı yukarı aynısını birkaç yerde daha verdim. Son olarak da geçtiğimiz cumartesi günü ODTÜ'deki amatör astronomi topluluğunun 30. kuruluş yüzyılı falan geçerli. Onlara anlattım. Aşağıdaki de orada gördüğünüz web bağlantısı. Sadece bilim kazanmak bulursunuz. Bu birkaç genç Türk bilim insanının hazırladığı popüler bilim web sitesi. Genellikle çok hoş şeyler oluyor. Sohbet ortamında yapıyorlar. Bu konuda olan bir tanesine beni çağırdılar. Onlara konuk oldum. Orada bayağı uzun yani burada yapabileceğim konuşmadan epeyce daha uzun. Ama tamamen karşılıklı konuşma, sohbet var. Bir şeyler var. Şimdi bu konuşmanın iki tane referansı var. Bu LIGO'nun yaptığı buluş açıklandığı sırada, açıklandığı gün, belki çoğunuz izlediniz, büyük bir basın toplantısı oldu ve üzerinden dünya izledi. Aynı gün iki kısa makale, iki nedir yayınlandı. Bunlardan biri fizikteki önemli sonuçlar dergisi diyeceğim. Physical Letters'da. Diğeri de bizim astronomi ve astrofizikteki yine kısa önemli sonuçlar dergisi. Astrofizikte Journal Letters'dir. Bu ikisindeki haberleri, sonuçları ele alacağım. Bu ikisinin arkasından tabii böyle bir külliyat yani 10 tane falan daha uzun bu olayın çeşitli yönlerini ele alan daha teknik ayrıntılı makale de yayınlandı veya yayında tabii arkası da geliyor. Çoğunuz işte web üzerinden bizim asıl orada çıkan makaleden izliyorsunuz. Onlardan da birkaçından söz edeceğim. Şimdi burada göstereceğim sayılanların çoğu da Physical Review Letters'da. En sonunda Archimedes'de yani astronomi ile ilgili sonuçlara geleceğim. Sebebi Physical Review Letters temel sonuçları, temel fiziği buradaki ve gözlemde kullanılan alet edevatı anlatıyor. Astrophysical Journal Letters'da ise bu tür bir kaynağın gözüne girsen bir şeyin olması astronomların ne tür problemler yaşayacak şeklinde neler olması lazım ki bu sonuca erdik, bu sonuca ulaştık. Onu anlatıyor. Oradaki astronomi tartışmaları sizler için çok daha aşina ama daha ayrıntılı tartışma. Ondan sonuçlarını geliyor. Hocam çok özür dilerim. Bir teknik problem var da. İnternetten de bizi şu anda izliyorlar. Haber bu arada.
Yok, ses problemi varmış. Biraz büyük bir ses ve büyük amfideymiş. İstediğiniz kadar bağırın. evet. Şimdi bu gözlenen önemli gök olayını nasıl bir aygıt tasarlayarak nasıl kaybediyor bilim insanları? Bu arada bilim insanları deyince deminki makale göstermedim size. Bu makaleler çok büyük işbirlikleri yapılmış şeyler. Bütün dünyadan, çoğu Amerika'dan ama Amerika'dan, İtalya'dan, Japonya'dan, çeşitli ülkelerden. Burada 1000 civarında yazar. Bunların bazıları bütün bu konsepti işte belki 30 yıllık bir süredir bugünden de bunun tasarımını falan yapan liderler. Ama birçoğu da orasından burasından küçük parçalarından tutup kendi işlerini işleyen bir sürü insan. Şimdi alet şöyle bir şey. Bir interferometri. Interferometre. Bunun ne olduğunu birazdan değineceğim. Hatta şimdi değineyim. Harita neyi söylüyor? İki tane var bunlardan. İki ayrı yerde. Neye yarıyor? Tabii cyber olayı gördüğümüzde ve aynı sinyali iki ayrı yerden gördüğümüzde yarıyor. Çünkü bu aygıt bir teleskop değil. Bir odaklama gücü nereden geldiğini ölçme imkanı çok kısıtlı olduğu için olayı teyit etmek için iki ayrı yerden farklı arada bir zaman, ufak bir zaman gecikmesiyle aynı sinyali görmek önemli. Bu iki aygıt arasında işte birkaç bin kilometre mesafe var. Bu da ışığın gidiş zamanı olarak 10 milisaniye kadar. Şimdi aletlerin her biri her kolu 4 kilometre uzunluğunda bir interferometre. Fizik derslerinden bunu unutmuş veya görmemiş olanlar için interferometre ne demek anladım. Şimdi burada bir ışık kaynağı var. Lazer ışığı. Normal ışık da aynı gelmiyor ama tabii lazer ışığı çok düzenli ve güçlü kontrol edilen bir ışık olduğu için böyle bir deneyi ancak lazer ışığı yapabilirsiniz. Lazer ışığı geliyor. Şurada ikiye ayrılıyor. Yani ışığın geliş yönüne 45 derece yapan bir yarım geçirme hani yaparsanız bir kısmı geçecek, düzenlenecek. Bir kısmı da yansıyacak. Böyle gidecek. Böyle olunca ikisi birbirine 90 derecede açıyla giden aynı fazda, aynı lazer düzlesinin iki parçası da yaratıyorsunuz. Bunlar 4'er kilometre gidecekler. Birer aynadan yansıyıp geri gelecekler. Yani 8 kilometre yol gidecekler. Eğer bu esnada herhangi bir sebeple bu iki gidip gelen lazer demetinin fazlarında, yani o dalganın, biliyorsunuz lazer, bütün elektromanyetik dalgalar, bir dalga. Dalganın tepelerinin veya çukurların nerede olduğunu, iki yol arasında bir fark olmazsa giderler, gelirler, üst üste çakışırlar. Yani başta bunlar aynıydı, gidip geldiler yine aynı olarak, birincinin tepesi, ikincinin tepesi bile. Buna olumlu bir işin diyorsunuz. O zaman sinyali hiç kaybetmezsiniz. Ama iki yolla gidip gelen ışınlar arasında çok ufak da olsa, bir damla boyunun bir kısmı kadar da olsa, bir kayma olursa, biri tepe denkleri bir çukurda olacağında tam ters olmalarını bir düşünelim. Biri tepe denkleri tam öteki çukurda olacak şekilde kayarsa bir örneğine göre. O zaman karanlık olur. Hiçbir şey görmezsin. Çünkü sürekli birileri götürür. Biliyorsunuz, yalnız ışığın değil, ses, sudaki dalgalar vesaire bütün dalgaların dalga olmanın temel özelliği. İki dalga birbirine bir ışığı yapar. Tek bir dalgayı iki eşdeğer parçaya ayırıp farklı yollarına getirip götürüp karşılaştırırsanız o zaman o yolların dikkat edilmesi sırasında bir fark oldu mu? Bunu ölçüyorsunuz. Şimdi burada kütle çekimi dalgalarıyla ilgisi ne bunun? O zaman kütle çekimi dalgalarının ne olduğunu biraz konuşalım. Şimdi Einstein
genel görelilik kuramına göre bir yerde bir kütle veya enerji varsa etrafındaki uzayda bir şey var. Şimdi elektromanyetik dalgalarla karşılaştırın. Bir yerde bir yük varsa etrafında bir alan yaratır. Kütle çekim dalgaları da Newton'a göre, Newton fiziğini öyle yazabilirsiniz. O da bir kütle çekim alanı yaratır. Ama Einstein bu alan oluşturma kavramını bir adım öteye götürür. Uzayın kendisinin yani mesafelerin zaman ölçümleri falan hiç değişmediği bir arka plan üzerinde bir kütle çekimi alanı yaratmak değil, o Newton. Einstein'ın ilki kütle çekimi alanı demek bizatihi uzayın kendisidir. Yani kütle çekimine kaynak olacak bir kütle veya eşdeğerdir ona enerji varsa bir yerlerde, onun etrafındaki uzay zaman bükülüyor. Ne demek bükülmesi? İşte iki boyuttaki örneği neyse, elinde bir kağıt olduğunu düşünün. Kağıdı dümdüz olabilir, o zaman bu düz bir uzay derim. Kağıdı biraz bükersen, bunu matematik olarak yazacağım bir şekilde, bir eğri uzay olur. Eğri uzaylarda iki nokta arasındaki mesafeyi nasıl bulacağım formülü düz uzaydakinden farklıdır. Her uzayda farklı bir şeydir. İşte bu formüle metrik denir. İki nokta arasındaki mesafeyi uzayın eğriliğine bağlı olarak. Uzayın da bir yanından bir yanına öyle değişebileceği için bu ölçüm metrik dediğiniz şey değişebilir. Bu metriğin kendisi Einstein'ın görelilik teorisine göre zaten kütle çekiminin belirlediği bir bir unsur diyelim. Yani kütle çekimi sabit bir uzayda içine bir elektrik veya manyetik alan gibi alan değil, uzayın kendisi zaten. Bu bir. Şimdi tıpkı elektromanyetik alanlarda olduğu gibi bir statik çözümler var. Yani elektromanyetik alanlarda daha aşağıya oradan ne bileyim. Burada bir tane elektron veya bir elektrik yükü duruyorsa etrafında statik yani değişmeyen bir elektrik alanı vardır. Yani buraya kalan başka şeyleri bir gibi çıktı etkiler. Ama bu arkadaş tek düz hareket değilmez. İlmelenen bir hareket yapıyorsa, mesela gidip dönüyorsa böyle, çarpılıyorsa, o zaman bu alanlar da tabii değişecek. Ve eğer yükün hareketi ivmelenen bir hareket ise alanların değişimi uzayda da dalgalar halinde uzaklara yayılır. Yani lokal bir tedirgin olarak kalmaz. Bu da zaten bütün elektromanyetik dalga olayı buradan kaynaklanıyor. Bizim gözümüze ışık bunun için geliyor. Değil mi? Şimdi bunun benzeri Einstein'ın kütle çekimi teorisinde de var. Evet, kütle çekimi alanı eşittir uzay zamanının kendisi. Tamam. Ve kütle ve enerji dağılımına göre bu uzay zaman yapısı nasıl olur? Bunu hesap etmemize imkan veren bir teori verdi bize Einstein'ın. Einstein denklemleri, genel görelilik teorisinin. Bu da tamam. Bu denklemler şimdiye kadar her ortamda değilse de en azından nispeten zayıf kütle çekim ortamlarında defalarca sınandı. Yani pratikte de işlerini biliyoruz. Şimdi bu denklemlerin zamana bağlı durumlarda, yani bu denkleme kaynak olan kütle dağılımı bir şekilde zamanla değişiyorsa, o zaman bazı şartlar altında o değişiklik olayı yerel kalmıyor. Uzay zamanda burada başlayan tedirgemeler dalga olarak, nasıl bir dalga? Uzay zamanının kendi yapısını çalkalayan bir dalga olarak dört bir yana yayılıyor. Bu teorik olarak Einstein'ın denklemlerinden beklenen bir şey. Şimdi buradaki olaya geri dönelim. Şu iki kolu arasında interferometrenin dediği bir mesafe var. Düz bir uzay zamanında yani bunu değiştirecek bir durum yok ise burası da 4 kilometre, burası da 4 kilometre. Uzakta bir yerlerde bir şeyler oldu, bir patlama oldu, ne olduğunu birazdan diyeceğiz. Öyle ki oralardan yayılan bir uzay zaman çalkalanması, yani kütle çekim dalgası dediğimiz şey buraya geldi. Ne olacak? Tam şu iki kol arasından geçerken bu kol büyüyüp küçülecek. Yani aynı yerinden oynamayacak. Doğrudan doğru uzay küçüldüğü için şu iki noktanın aynı iki noktanın arasındaki mesafe 4 kilometreyken
Mesela 3.9999 kaç üstlerdi kilometre olacak. Ve tam o esnada da öbür kolda o da aynı şekilde kısalmayacak. O belki de uzayacak. Sonra bu uzarken bu kısalacak falan. Bu birbirindeki iki tane eksendeki mesafenin biri kısalırken öbürüne tam ne olacağı? Buna dalganın polarizasyonu diyoruz. Polarizasyon ne olduğunu elektrik dalgadan biliyorsunuz. Yani elektrik alanının yönü nasıl böyle bir bölüm aynı bir alan falan. Ve burada da tabii kütle çekim alanındaki polarizasyon var. Biraz daha karışık. Yani kütle çekimi alanı dediğimiz şey aslında uzayın kendisiyle ilgili bilmesi ya. Belli bir yönde şu kadar kısaldığı veya uzandığı esnada tam online anda öteki yönde ne oldu? O da uzuyor mu, kısalıyor mu bir şey. Şimdi bunlar ne olacağı o Einstein denklemlerinin çözümlerinden açık seçik biliniyor. Dolayısıyla belli bir kütle çekimi dalgası kaynağı bir olay evrende bir yerlerde olursa oradan yayılacak sinyal bizim alıcımızda ilk açıda iki kol arasında birinin öbürüne göre nasıl uzayı kısalacağını belirleyecek. Bunun çıktısı ne olacak o zaman? Biri öbürüne göre birazcık uzayı kısalıyorsa, zaman içerisinde kısalar bu kısaldı, o zaman yok, uzun, bir yok falan böyle bir şey oluyorsa bu sinyali siz nasıl göreceksiniz? Aynı yerde ölçtüğümüz girişim saçakları bir an şöyle kaydı, bir an böyle kaydı ve kompleks bir sinyal olacak ama matematikte onu oradan okursunuz. Şimdi bu deneyin tasarım amacı bu. Neden böyle yapılıyor? Çünkü biraz tarihçeye döneyim. Kütle çekimi dalgaları Einstein teorisinde işte 1916'dan beri var. Fakat bunun ölçülebilir olması hayali 1970'lerde ilk piyasaya çıktı. Neden? Çünkü kütle çekimi temel tabiat kuvvetleri arasında karşılaştırıldığında en zayıfı. Elektromanyetik kuvvetten defalarca daha zayıf. Çünkü aynı bir birim sisteminde kütle çekimi kuvvetlerinin ölçeğini ayarlayan Newton sabiti, Newton sabitini alıp mesela iki tane toplum arasındaki kütle çekimine bakın. Newton sabiti kütle çekiminin karesiye çarpın. Bunu R kareye böleceksiniz. Öte yandan iki tane proton arasındaki elektrik kuvveti. İşte 1/4 epsilon'su doğrusu sabitler vardı fizik derslerinde hatırlayacağınız. Onu elektrik yükünün karesiye çarpın. Bu ikincisi yani elektrik kuvvetlerin şiddetine veren katsayı çok defa daha kütle çekiminden kuvvetli. Onun için zaten maddenin yapısını belirleyen şey elektromanyetik kuvvetler. Biz astronomlar ancak çok büyük kütlelerin hareketinde kütle çekimi kuvveti etkisini görüyoruz. Çünkü o kadar büyük kütleler lazım ki o G'nin o kadar küçük olmasına karşı onların hareketi bu kuvvetler tarafından belirleniyor. Şimdi geri sararsam, o zaman kütle çekimi dalgaları da temelde aynı etkileşimler geliyor. Şiddetleri aynı küçücük ölçekte olduğunda bunların sebep olacağı çalkalanmalar son derece ufak. Şimdi 1970'lere kadar, 1916'dan 1970'lere kadar 60 senelik aralık, 50-60 senelik. Pratikte böyle bir dalgalar herhalde var. Ama bunları gözleyebileceğinize kimse ihtimal vermedi. 70'lerde ilk defa John Weber adında, o zaman zaten yaşlı bir adam olan bir deneysel fizikçi, büyük bir ana görüyle, hayal gücüyle, bunları ölçebiliriz dedi. Ama Weber'in ilk düşündüğü kütle çekimi dalgalarının algılama aygıtı maddi bir şey. Yani bir ton kadar ağırlıkta bir alüminyum kütlesiydi. O zaman büyük bir heyecan uyandırdı. Bazıları inanmadılar, bazıları inandılar. Sonunda Weber bir heyecanlandı, buldum diye. Fakat bütün buldukları fos çıktı. Neden? Çünkü tahmin edeceğiniz gibi sinyal o kadar zayıf ki. Bu bir tonluk birkaç metrelik alüminyumu bir kere dünyadaki sansmanın etkilenmemesi için çok iyi asmamız lazım. Yani aromazeti amortisörden defalarca daha iyi bir mekanik sarkaç devresiyle bunu izole etmemiz lazım. Arkasından etraftaki havanın gelip de bunu bulmaları yahut ısısal olarak kendi mekanik titreşimleri vesaire bunların hepsi normal şartlar altında beklediğiniz sinyalden çok daha büyük. İşte soğuttu, vakum yaptı falan filan ama becerildi. Fakat Weber'in bu ilk atılımı gerçekten çok değerli. Çünkü yardım varsa biz bunu
belki bulabiliriz. Bunu bir gündemelik. Onun için de bu toplantının, bu yeni buluşun açıklandığı törende Weber çoktan öldü ama onun dul eşi oradan sonra Virginia Trimble o artık yaşlı bir hanım. Trimble'ı davet etti. Weber anıldı. Şimdi buradaki prensip araya madde koymayı ekarte ediyor. Çünkü deniyor ki madem ki aradığımız olay doğrudan doğruya uzayın kısalık uzanması, bu uzay kısalık uzandığı için bir alüminyum nasıl çalkalanmalarına bakmak yerine uzayın kendisi kısaldığı uzandığı olamaz. O nasıl bakabilir? Boşlukta bakabilir. Nasıl bakacağım? O zaman buraya ışık interferometri. Öyleyken bile bu son olayda ölçülen 4 kilometrelik mesafenin uzama veya kısalma yoluyla değişmesi miktarı 10 üzeri eksi 17 metre. Şimdi arkadaşlar 10 üzeri eksi 15 metre onun adına fermi diyoruz. Çekirdek fiziği, atom çekirdeğinin içerisindeki protonun, nötronun tipik boyutudur. Atom çekirdeğinin kendisi bile 10 fermi. Yani 10 üzeri eksi 10. Şimdi burada biz bir atom çekirdeğinden, ki o da bir atomlar yüzeyleri daha küçük biliyorsunuz. Atomun çekirdeğinden 1000 kere daha da küçük bir şeyi ölçmekten bahsediyor. Bunu ölçtüler. Onun için bu sadece fizik için, yani en soyut temel işte Einstein'ın teorisi falan şekilde teorik fizik için değil, mühendislik için, teknolojik için muazzam bir zafer. Ama şimdi neden bunu interferometri ile lazerlerle yapmak zorunda olduğumuzu görüyorsunuz. Tabii normal ışık çok daha zayıf ve kontrolü zor bir şey. Onun için lazerle yapılıyor. Lazerle bile bu deneyin yapılması muazzam bir yeni teknoloji inovasyona yol açtı. Çünkü şurada kullandığım gibi lazer değil. Oradaki lazeri, sinyali o kadar zayıf ki sinyali arttırmak için o lazeri çok akıllıca bir biçimde, ne zaman bir biçimde getirip götürüp defalarca geldiğini yükseltmeniz lazım. Bu ne? Bu deneyde gözlenen gürültü, yani hassasiyet dediğimiz. Arka plan hangi frekanstaki titreşimleri gözlediğimize göre frekansa bağlı olarak gürültü miktarı. Birimlere bakın. Yani bu birimin ne olduğunu ben de pek bilmiyorum ama Hertz cinsinden olduğuna göre işte bizim günlük hayatta bir mertebesinde değerlere sahip olabilecek bir şey. Burada boyutsuz, yok boyutsuz değil işte her süre eksi 1, 2. Ama buradaki değerlere bak. 10 üzeri eksi 22, 10 üzeri eksi 23. Arka planımız şu. Böyle bu kadar hassas bir deney yapıyorsun, üstünden sinyali gördünüz mü? Peki bunlar ne derseniz, bu sistemin neye nasıl tepki verdiğini önceden fark edebilmek, sınayabilmek için suni belli frekanslarla tedirgemeler veriliyor ve sistemin tepkisi ölçülüyor. Onlar o. Yani onlar gürültü değil, bunlar bilhassa yapılmış deneyin provası diye bir şey. Evet, şimdi anlayabiliriz. Şimdi burada gördüğümüz şey sonunda gözlenen sinyali teorik olarak açıklamak için öne sürülen modeli anlatıyor. Bu modele göre iki tane kara delik var. Bu kara deliklerin her birinin kütlesi 30 Güneş kütlesi kadar, biri 36, biri 29, artı eksi birkaç Güneş kütlesi. Bu iki nesne birbiri etrafında bir çift yıldız sistemi içinde yörüngede dönüyor. Şimdi astronomlar bunu gayet iyi bilirler ama burada astronom olmayanlar da belki var. Gökte gördüğünüz yıldızın artık türüne göre %60'ı %70'i zaten çift yıldız. Çünkü yıldız oluşumunda en yakın bir komşu olması ihtimali tesadüfen olduğu için yüksek. Bu ikisinin birbirine göre rastgele başlangıç hızları
mutlaka böyle birbirinin gözünün içine düşme şeklinde olmayacak. Bunun için nişanlamak demek gazeteli olacak. Gazeteli olunca da bir miktarı yanmaması olacak. Yanmaması da hız demek, dönme demektir. Bunlar birbirlerini en yakın komşuyla çift yıldızda bulacaklar. Newton fiziği de, Einstein fiziğinde de doğru. Söylüyor ki, birbirine etrafta dönen iki tane kütlenin yörüngeleri son derece dengeli bir şeydir. Eğer bunlar iki noktadan ibaret ise kütleler, sonsuza kadar bir yörünge yaşar. Evrende başka bir şey yoktur. Ama pratikte ne oluyor? İşte solu boyutları var, dolayısıyla metrezir gelgit kuvvetleri var vesaire. Yavaş yavaş bozulabiliyor bir yörüngeler ama astronomide ne kadar zamanda bozulduklarını da biliyoruz. Çok uzun zaman oluyor. Dolayısıyla pratikte çift yıldız sistemler çok bol, kolay oluşuyorlar, kolay kolay da yok olmuyorlar. Bunu biliyoruz. Onun için bir çift yıldız şaşıracak bir şey değil. Şimdi öte yandan Einstein'ın kütle çekimi teorisine göre her değişkenlik uzağa giden dalga yaratılır. Mesela tek bir yıldızın olursa bu yıldız da tamamen küresel olsa, radyal yönü şöyle şöyle yapsa, bundan yakın alanda bir değişiklik çıkar, fakat bu uzağa gitmez. Uzağa gidebilecek en basit, uzağa giden dalgalar yaratabilecek en basit kütle çekimi kaynağı bir ikili yıldız. Güzel. Peki bu ikili yıldızın yörüngesi, benim dedim ki, Newton yasalarına göre çok sabit. Ama Einstein'a göre herhangi ikili yıldız yörüngesi kütle şeklinde dalgaları yayar. Zayıf veya kuvvetli ama büyük dalgaları yayar. Yayıyorsa enerji kaybeder. Enerji kaybeden bir ikili küçülür. Küçüldükçe hızı hızlanır. Bunu Kepler yasalarından zaten biliyoruz. Hızlandıkça daha iyi bir, daha yüksek wattlı bir anten haline gelir, yani daha çok değer. O zaman daha da çabuk olarak küçülür. Bunun son evreleri böyle deli gibi hızlı olarak birbirinin içine düşüyor. Olay mı? Şurada gördüğünüz, gerçekten geçtiğimiz Eylül ayının 14'ünde gözlenen sinyalin teorik simülasyonu. Şimdi burada duralım, burada bu deneyin, bu gözlemin arkasında çok büyük bir bilgisayar gücü var. Çünkü bakın ne yapıyorsunuz? Evrende hızlı çeşitli çift yıldız var. Bunlar arasında böyle nispeten astronomiye göre kısa, yani 10-8, 10-9 yıl falan gibi zamanlarda son evreye gelip birbirinin içine düşecek olmaları için kütlelerinin yüksek olması. Kim var onlar? İşte kara delikler var. Bir de o kadar zaman içerisinde biliyorsunuz yıldızlar evrimleşiyor. Dolayısıyla bakacağımız cisimlerin yıldız evriminin son safhalarında olmaları lazım. Yani kara delikler, nötron yıldızları ve beyaz cisimler. İşte kara delik, kara delik, nötron yıldızı, kara delik, nötron yıldızı, nötron yıldızı. Böyle bir durum var. Bunlar arasında en büyük kütleli, dolayısıyla en miktar eden, yani yaygınlıkları sinyalinden yüksek olarak beklediğimiz kara delikler. Ama diğerleri. Ne yapıyorsunuz o zaman? İki tane kara deliğin bulunduğu bir çift yıldız sistemini genel görelliğe göre, bunlar nokta kütleler de değil, bir de genel görelliği çok karışık. Son evrelerindeki evrimini hesap ediyorsunuz. Bu evrimin içerisinde doğal olarak Einstein denklemi kullanılıyor. Ve işte nasıl evrimleşiyor? Yörünge periyodu nasıl değişiyor? Kaç zamanda ne kadar oluyor falan bütün bunlar hesaplanıyor. Ama bunu bir tane işi yapmıyorsunuz. Bir tane işi yapmak bile zaten tam necesi gibi büyük bir program. Ama hangisinden ne göreceğinizi önceden bilmediğiniz için simülasyon yapıyorsunuz. Yani farklı farklı kütlelerde, farklı farklı başlangıç zamanlarında işte o yörüngenin içerisinde bu kara deliklerin kendi dönmeleri de olabilir, onu da koyuyorsunuz falan filan. Artık kaç tane bilmiyorum, yüz binlerce, milyonlarca, her biri zaten karmaşık olan hayali çift yıldızı evrimleştiriyorsunuz. Bunların hepsinin yayacağı sinyali kaydediyorsunuz. Bunlardan bir banka yapıyorsunuz. Bu çok münasebetsiz oldu. Kapatmanın 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 kapatmanın
bütün bu simülasyon sonuçlarını bir bankaya yapıyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz oturup. Deney bir şey görür ise gördüğü şeyi o yüz binlerce, milyonlarca simülasyon sonucuyla tarayıp hangisiyle çakıştığına bakıyorsunuz. Şimdi bu deney işte son artık sinyal görebilecek hassasiyete kavuşmasından sonra sanıyorum bir sene, bir buçuk sene falan geçti. O arada çeşitli testler, simülasyonlar yapıyorlar. Bir yandan da bilgisayarda bütün ünlüleri çalışmalar var. Ondan sonra olayı gördükleri anda tarıyorlar. Gördükleri profil neye denk geliyor? Ve şurada şematik olarak gösterilen işte 30'dan 32 tane kara delikleri düşüyor, hızlanıyor, birbirinin içine düşüyor hikayesinin. Vermesi beklenen uzaydaki uzunluklardaki boyutsuz olarak çarpılma, yani işte 10 üzeri x 17 metreyi 4 kilometreyi bularak bulacağınız şey şöyle çalkalanıyor. Bunun bir sürü farklı versiyonu var ama içlerinden bu bir tanesi simülasyonlarınızdan hakikaten deneye uyuyor. Ve burada da alttaki grafikte de bütün bu olay, yani bunların gerçekten yaklaşıp birbirinin içine düşmeleri hikayesi işte görüyorsunuz yarım saniyede olup bitmiş. Bu sırada ikisi arasındaki mesafe, yani çift yıldız sistemimizin yörünge açıklığı siyahla ve ikisinin birbirine göre olan hızları da bakın ışık hızının bir fonksiyonu, ışık hızına bir oran olarak yeşille. Yani ışık hızının yarısı %60'ı falan gibi hızlara gelişiyor. Yörünge hareketinin saniyelik hızı. Ve o yörünge boyutlarındaki frekans da iyi bir tesadüf eseri. Audio frekans. Zaten buralarda beklendiği için bu aletin frekans duyarlılığı da tasarımda audio bandı. Audio. Audio ne demek? İnsan kulağının hassas olduğu aralık demek. Bu ne demek? Biraz sonra dinleyeceğiz. Hatta hemen onu dinlemeye bakalım. Bu sinyali buldunuz. Sinyal aslında işte interferometreden okuduğunuz bir optik bir sinyal, yani işte değişim saçaklarına şu oluyor falan, onu bilgisayar çeviriyor. Bir voltaj sinyali haline getiriyor ama bu grafikte de gördüğünüz gibi o sinyalin bir frekansı var. Frekans da audio. Bu ne demek? O sinyali alıyorsunuz elektrik devrelerinizden, bir voltaj olarak alıyorsunuz. Fişe takıyorsunuz, hoparlörün fişine. Yani normal radyo alıcınızda sizin duyduğunuz audio frekans da radyo dalgalarının uzaya taşındığı frekans aynı değildir. Bir sürü onu ona aktaran falan sinir içeren bir şeyler yapar. Bu da ona gerek yok. Kendi, tabi ses ondan gelmiyor bize ama oradaki mekanik dönme frekansı saniyede kaç kere dönüyor? Saniyede birkaç yüz bizim kulağımızın ses olarak duyduğu şeye denk geliyor. Dolayısıyla biz burada o sinyali doğrudan duyulabilir olarak hoparlörü veriyoruz. Şimdi şu Washington eyaletindeki, yani bu iki interferometreden bir tanesinin gördüğü hatalarıyla falan sinyal, mavi olan da Louisiana'da birkaç bin kilometre ötedeki, diğerinin ilkinden bir işte 10 milisaniye sonra gördüğü sinyal, sağda üstü ikisi de üst üste konmuş, görüyorsunuz sağda paylaşıp gayet iyi çakışıyor. Alttaki de demin anlattığım şekilde her iki detektörün sinyali aynı bir teorik bilgisayardan numerik simülasyonlar denilen sinyalde çok iyi bir uyum içerisinde, ne kadar iyi bir uyum içerisinde. Bu birimler çok küçük birimler. İşte gürültü seviyesinin arkasında şu kadar artık var. Şimdi şunu dinleyelim. Demin gördüğümüz grafik var ya, burada bakın ne oluyor? Şurada bir frekans var. Yani yörüngeyi tamamlama zamanının periyodun tersi. Buralarda bu, burada görünüyor eksen ama yani birkaç yüz hertz, yani bas, birkaç yüz hertz demek bas bir ses. Hızla enerji kaybediyor bu arkadaş dalga yaydığı için. Dolayısıyla ikisi birbirine yaklaşıyorlar ve hızlanıyorlar. Frekans gitgide yükseliyor. Ne demek? Duyacağımız ses testten başlıyor, size doğru gidiyor.
En sonunda iyice tiz bir hale geldiği sırada genlik pat diye düşüyor. Buradaki olay ne? İki kara delik birbirinin içine düşüyor. Birbirinin içine düşünce sonunda tek bir kara delik oluyor ve küresel hale geliyor. Küresel bir nesnede artık kütle çekim dalgası yaymaz. Onun için dalga bitiyor. Şimdi burada bunun grafiğini görüyorsunuz. Şurada işte frekansları görüyorsunuz. Görüyorsunuz iyice baslardan başlıyor. 32, 64, 128 Hz, 256. Benim hatırladığım 440 Hz standart oktavdaki dans sesi. Piyanonun ortasındaki dans sesi. Oraya geçiyor. İşte bir sonraki oktava doğru çıkıyor. Ondan sonra yok oluyor. Şimdi bunu bir dinleyelim. Bir daha. Şimdi müzik yorumu yaparsak bu duyduğunuz parça size 1.36 güneş kütlesinde, 1.29 güneş kütlesinde iki tane kara deliğin birbirinin içerisine düşüp kayboluyor. Yani kaybolmuyor da tek oluyor, tek vücut oluyor. Neredeyse mistik bir şey. Evet. Şimdi klasik Newton fiziğinden stüdyomuzun oturduğumuz bir şey var. Kepler yasası. Kepler yasası der ki iki tane cisim birbirine kütle çekiyor. Çekiyorlar. Newton yasası diyor. Birbirine bir kuvvet. Bunlar birbirine tarafında yörüngeye gidiyor. Bu olayda Newton'un hareket yasasını yani kuvvet eşittir kütle kare ivme. Bunu yazarsınız. Kuvvet tarafına da yine Newton'un kütle çekmesi. Koyarsanız bunu çözdüğünüz zaman şu çıkar. Bir sabit yani Newton'un meşhur G sabiti. İki cismin kütlelerinin toplamı bölü aralarındaki açıklığın kübü eşittir 4π kare falan önemli değil orası. Bölü yörünge periyodunun karesi. Yani yörünge periyodu. Yörünge periyodu ile ikisinin arasındaki açıklık arasında bir ilişki. Bunları gözlediğiniz zaman sonuç olarak kütleleri bulmaya çalışırsınız. Kütlelerin toplamını bulursunuz. Başka gözlemlerde yapabiliyorsanız eğer o zaman fikri kütleleri bulursunuz. Ve bu olay değişmez çünkü Newton'un kütle çekimi teorisinde ve kütle çekimi ağlarının zayıf hızların ışık hızına göre düşük olduğu bütün ortamlarda deneysel olarak da bu doğru. Bu tür sistemler oldukça dengeli sistemlere bilgiler değişmezler. Hiç belli bir sabit yörünge açıklığı var. Zamanla değişmiyor. Belli bir yörünge periyodu veya dönüm frekansı var. O da değişir. Oradan da bir tane toplam kütle elde edeceğiz. Şimdi Einstein'a göre büyük kütleler birbirlerine çok yakın oldukları zaman buradan yayılan kütle çekimi dalgası verimi yani kaç wattlık kütle çekimi dalgası saniyede yayılıyor. Gördüğünüz gibi çok yüksek oluyor. Sistem enerji kaybediyor. Enerji kaybederse ne oluyor? Hızlanıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda sadece yörünge periyodunu veya yörüngeyi dolanma frekansını, sıklığını değil, aynı zamanda birkaç saniye içerisinde bu frekansın nasıl hızlandığını da ölçüyoruz. Demin gördük ve duyduk. Ve bu şartlar altında Kepler yasasına benzer bir şey mi olduğunu diye Einstein denklemlerine baktığımız zaman çok daha fazla bir şey. Çünkü sadece sabit bir frekans yok, o frekansın zaman türevi var, nasıl değişti. Ve tabii ki bu gözlenebilir şeyler, yani dönme frekansıyla zamanla nasıl hızlandığı, oradaki kütlelere bağlı. Kütlelerin de tek düze bir fonksiyonu değil. Bu makaleden öğrendiğimiz, yani benim öğrendiğim, daha önce bilmiyordum. Ölçülen yörünge dolanma frekansı ve onun hızlanması, türevi, bu ölçülen sayılar bunlar, her şey biliniyor burada. Size birinci bileşen ve ikinci bileşenin kütlelerini
belli bir fonksiyon veriyor. Buna çark kütlesi, çarpı artık ne diyeceğiz, makara çekme, şapma falan. Çünkü İngilizce tam kelime karşılığı çark kuşların sesleri için kullanılan bir şeydir. Burada da şöyle bir kuş düşüneceksiniz. Böyle bir papağan falan gibi nasıl kuşlar, bas sesler yapıyor. Diye dem çeken bir kuş düşün. Bu işte o dem çekmenin verdiği kütle. Tabii iki kütleyi buradan çözemeyiz ama gördüğünüz demin grafiğe gördüğünüz şeyde çok daha fazla bilgi var. Çünkü o hızla enerji yaydığı için sistem değişiyor. O grafiği ölçtüğünüz zaman hangi hızla enerji yaydığını da buluyorsunuz. O F noktasında falan buluyorsunuz. Hangi hızla enerji yaydığı da M1 ve M2'nin bir fonksiyonu ama buradakinden farklı bir ifade. Bir sürü başka şey var orada. Yani yendeki artıyor, ondan sonra azalıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla sistemin Kepler yasası gibi değil. Yani işte spektroskopik çift hız bulsam da tek tek bunları da hızlanır. Öyle değil. Bir tek bu gözlemler yendiğine bak, frekansına bak, frekansın türevine bak, şuna bak, buna bak. M1 ve M2'yi çözüyorsunuz. Diğer denklemleri Fizevlet hızdaki makalede de yayınlamışlar. Ben de tabii bilmiyorum, aramadım da ama prensip olarak anlıyoruz. O olsun. Kepler sisteminden çok daha fazla enformasyon var bunu gözlerinizde. Sonuçta her şeyi çözüyorsunuz. Sonuçta şöyle çıkıyor. Birinci, yani daha büyük olan kara deliğin kütlesi 36. Daha artı eksi 5 güneş kütlesi. İkincinin 29 artı eksi 4. Bu ikisi en sonunda birbirinin içine düşüyorlar ya, o düştükleri zaman oluşturdukları nihai tek kara deliğin toplam kütlesi 62. Şimdi 36, 29 eder 65. 3 güneş kütlesi nereye gitti? 3 güneş kütlesi kadar enerji, yani güneş kütlesini 3'e çarptım ve C kareyle çarptım. Bu kadar enerji yarım saniyede 4 plana yayıldı. Uzay 4 planında. Ufak bir kısmında biz bu. Şimdi bunu çözdüğünüz zaman tabii watt olarak iki tane böyle sistemin ne kadar enerji aldığını buluyorsunuz. Yani bu kadar parlaklığı buluyorsunuz. Dolayısıyla mesafeyi de veriyorsunuz. Mesafe 410 megaparsek, ışık yılına çevirirsek 1.3 milyar ışık yılı. Yani bu sinyal kütle çekimi dalgaları da aynı elektromanyetik dalgalar gibi ışık hızıyla yayılıyorlar. Demek ki bu sinyal 1.3 milyar ışık yılında bize gelir. Çok güzel bir zaman oluyor. Bize gelir. Ama 1.3 milyar ışık yılını kozmolojik zaman ölçeğiyle, yani büyük patlamadan beri ne kadar süre geçti ya da Hubble sabitinin tersi. Bununla karşılaşırsa biliyorsunuz 15 milyar. Dolayısıyla bu olayın kaynaklandığı yer evrenin en eski zamanlarında değil, en uzak yerlerinde değil. Evrenin toplam yaşının ancak %10'u kadar bir zaman bizden önce. Bunu ifade etmenin bir diğer yolu da kırmızıya kayma, kozmolojideki nesnelerin eskiliği ve uzaklığı ölçeğidir. Yani kırmızıya kayması altı pahalı görevsel biliyoruz, ölçebiliyoruz. Bu arkada şöyle değil, çok yakın. 0.1 kırmızıya kayması. Yakın. Ama ne kadar yakın? İşte 1.3 milyar ışık yılı. Şimdi buradan astronomi için neler çıkıyor? Hemen bir sürü şey çıkıyor. Şimdi bu olayın dedikoduları sizler de duymuşsunuzdur. 11 Şubat'ta o meşhur basın toplantısıyla olayın kendisi açıklanmadan önceden de ortalıkta dolaşıyor. Herkes birbirine söylüyor. İşte bir kısmı daha açıklanması gerektiğini falan. Nitekim bu 13 Şubat'tan bir hafta önce 4 Şubat'ta bizim Bilim Akademisi yılın konferansı için bu sahaları keşfeden Justin Gell'i davet etti. Bazıları dinlediniz onu. Justin'in konuşması sırasında da bahsetti. Sonraki sohbette de bu dedikodular söz konusu oldu. O zaman söylüyordu yani haftaya açıklanacak ama galiba iki tane 30'ar güneş kütlesi görülmüş. Bunu duyduğum zaman ben de başkaları da hemen şu yani biraz az sonra biliyorsunuz ya bu çok nadir bir şey. Çünkü
yıldızların kütleleri hakkında bir sürü astronomi bilgimiz var. Biliyorsunuz bir ilk kütle dağılım fonksiyonu vardır. Bu da gitgide tek yıldızlar için gitgide bunların yani Anadolu'daki yıldızlar için esas. Bunların kütleleri arttıkça yüksek kütleli yıldızların sayısı azdır. Hem bunları oluşturmak zor, hem dengede tutmak zor, hem de kısa yaşıyor. Bu yüzden de etrafta böyle çok parlak yıldız var. Nispeten az, bu da az sonra bildiğimiz bir şey. Ha şimdi, bir çift yıldız olacak. Bunda iki tane kara delik olacak. Tabii bunlar başlangıçta kara delik değildi ama sonunda 30'lar güneş kütleleri kara delik verecek kadar büyük güneş kütleleri iki tane atar bunlar için. Bir araya gelecek. Yani 30 güneş kütleleri kara deliği eğer ne bileyim ben ana koldayken 100 güneş kütleleri bir yıldız veriyorsa bunlar çok az. İki tanesi birbirinden olacaklar. Evrimleşene kadar o çift yıldız, yani bir kere öyle bir çift yıldız olmasına insan ihtimal verebiliyor. Standart astronomi bilgisiyle. Arkasından da bu bir de bütün evrim sırası önce biri patlayıp kara delik olacak, süpernova. O görünümü bozulmayacak falan falan. Yani bu nasıl olur? İnsan biraz şüphe ediyor. Çünkü çok nadir bir olaysa eğer, bizim de evrende nadir olmasını beklediğimiz, sen bir galaksinin nadir olmasını beklediğimiz bir olaysa, bizim naçizane bu yeni şeyi yapıyoruz, çok yüksek teknoloji ama nihayet işte evrenden bir kadar gitmiyor. Yakın bir bölgede bir yerlerden gelecek sinyalleri sayıyor. Oranın içerisinde tam da biz bu aleti çalıştırırken bir yıl sonra bir tane bunlardan olması falan hemen akla gelen soru ya iki tane bu güneş kütleleri yıldız onları verecek kadar şeyler ama bu yıldızları nasıl olmuş da böyle bir şey olmuş diyorsunuz. Bu tabi bu soru hemen astronomiye geliyor. Ve o zaman Jostin de söyledi yani buna insanlığın açıklaması sandığımıza göre yıldız rüzgarları çok zayıf. Şimdi yıldız rüzgarı ne demek olduğunu geleceğim ama açıklamam. Yıldız rüzgarları çok zayıf ve ayrıca hem rüzgar mekanizması zayıf olmalı hem de bu kaynağın olduğu bölgedeki astronomun yeşili metal bolluğu düşük olmalı. Şimdi astronom olmayanlar için yıldız rüzgarı ne demek kullanması değil mi? Metal bolluğu ne demek? Şimdi yıldız rüzgarı demek bizim güneşimize dahil bütün yıldızlar ışıyorlar. Işırken çıkan ışık ve başka elektromanyetik radyasyon basınç yapıyor, yıldızın atmosferindeki iyonların, atomların bir kısmı o radyasyon basıncı dediğimiz radyasyonu ittirmesiyle yıldızdan kopabiliyorlar. Neden ki yüksek hızlara erişiyorlar, yıldızdan kaçıyorlar. Böyle bir rüzgar bizim güneşimizde. Çok tabii. Bir yıldız ne kadar yüksek yüklediyse o ölçüde daha yüksek ışınımı oluyor, daha yüksek radyasyon ittirmesi oluyor. Ve daha yüksek rüzgar oluyor. Onun için yıldız evriminde tek yıldız olsun, çift yıldız olsun. Bu yıldızların ilk oluştukları yıldız olarak iş yapmaya başladıkları ana kolda itibaren daha büyük bir kütleleri başlayacaklar. Evrim sırasında kütlelerin bir kısmını kaybedecekler. Bütün evrim bitip de kara delik oldukları zaman ne kadar kütle kalacak? Bunun bir, yani ne kadar başlangıç kütlesine ne kadar kara delik kütlesi elde edersiniz. Veya tersine 30 güneş kütleli bir kara delik gördüyseniz bunun başlangıç yıldızı kaç kütledir? Eğer bu rüzgar çok baskın, derinli bir mekanizmaysa 30 güneş kütleli bir kara delik görmek demek 100 güneş kütleli, 120 güneş kütleli falan bir ana kol yıldızıyla bunun başlamış olması demek onun içinde o zaman da demin dediğim problem çıkıyor. Bunlardan çok az var. Nasıl ikisini birini bulmuş falan. Dolayısıyla bunun çözümü rüzgar o kadar verimli değil. Yani rüzgar yapan mekanizmalar, radyasyonlu atomları birbirine bağlayan rüzgarı ittiren modeller sandığımıza göre piyasada bulunanların arasında azınlık, daha zayıf rüzgar modelleri şu türden. Ayrıca gelelim ikinci konuya, metal olduğunu dedik. Metal nedir? Şimdi astronomlar yıldızlarda oluşan bütün maddelere metal. Evrende hidrojen ve helyumun büyük kısmı büyük patlamadan beri var. Ama helyumdan öte herkes, lityum, beryum, boron falan bizim için çok önemli, karbon, nitrojen, oksijen, silikon, bütün periyodik tablo. Periyodik tabloyu pratikte yıldızlar fabrika gibi yapıyor.
Ve astronomlar için helyumdan ağır, yani ta baştan beri toplandıklardan beri var olmayan, sonradan yıkılan her bir daha ağırca element, astronomlar bunlara metal der. Başka fizikçiler şaşırıp kalır. Şimdi metal bolluğu demek, helyumdan farklı, daha ağır elemanların toplam ne kadar olduğunu. Bir rüzgarda böyle metallerin bulunması önemli. Neden önemli? Çünkü metal dediğimiz şey çekirdeğinde 3, 4, 5 ve daha fazla proton. Yani çekirdeklerinin, yonozoluklarından çekirdeklerinin ve ortadan saldığı elektronların sayısı yüksek. Çekirdeklerin elektromanyetik radyasyonla etkileşen yükleri yüksek. O zaman da tabii ki yıldızdan gelen radyasyon basınca ne kadar z'si yüksek çekirdekler bulursa onlara o kadar iyi takılır. En büyük tepkileri onlara vurur, bunları üfürür. Hidrojene helyum alıp, şimdi onlar da o kadar bir şey yapmaz. Onun için A mekanizma olarak zayıf yıldız gerekiyor ve aynı zamanda ortamdaki metal bolluğunun bizim civarda gördüğümüz güneşe ölçekliyoruz burada. Z güneşe oranla daha düşük olması lazım. Gözlenen tür kara delikleri sonunda makul bir ihtimalle, yani nispeten düşük işte 50-60 güneş kütleleri ana kol yıldızlarından başlayıp bunların çekildiğinden epeyce bolca yapılabiliyor. Şu kadar zamanda evrimleşiyorlar. İşte yılda birkaç tane bunlardan bir galakside patlamaz tabii ama yani belli bir derinlikteki galaksi örneklerinde yılda bir tane patlaması oluyor. Bunun olması için görüyorsunuz bakın güneşteki metal bolluğunun %10'u kadar olması lazım bu ortamda. Bu olabilir. Senaryolar bu. Yani Astrophysical Journal Letters'daki esas sonuç bu. Metal bolluğunu düşük olduğu bir ortamda alacaksınız ve yıldız rüzgarı modelinizde nispeten düşük verimli bir rüzgar modeli olacak. Böyle alternatifler var. Bunlar da çalışıyor. Bunlar hakikaten de yani bir sene beklerseniz görebileceğiniz takım içerisinden bir tane patlar. Bunu anlayacağımız şekilde bir istatistik sonuç alabiliyoruz. Şimdi birkaç slide'a bağlayacağım. Şimdi önce şunu göstereyim. Bunu gördünüz. Hemen akla ya bu kadar böyle büyük bir olay oldu. İki tane kara delik birbirinin içine düşüyor. Muazzam bir enerji ortaya geliyor. Bu enerjinin kütle çekimi dalgalarından başka hiçbir kanalı yok. Yani burada hiçbir ışık çıkmıyor. Daha çok da böyle çok patlama olaylarına tabii gamma ışığı diyoruz. Gamma ışığı patlamalarını biliyoruz. Çok oluyor kozmolojik mesafelerden. Allah her gün görüyoruz gamma ışığı patlamaları. Burada niye gamma ışığı patlaması yok? Sorusu bilmemeliydi. Daha açıklama olur olmaz. Tabii ki önceden de hazırlanmışlardı çünkü bu dedi dosyayı yiyordu. Fermi uydusuyla gamma ışınlarında bakan bilim insanları bu kütle çekimi dalgası yakalanmasında hemen hemen aynı zamanda olaylansın bu noktaya 4 saniye sonra çok yakın bir zaman içerisinde bir gamma ışını patlaması gördüklerini açıklıyor. Bunun ötekiyle aynı olay olması muhtemel ama kesin söyleyemiyorsunuz. Çünkü her ikisinin de gerek Fermi uydusu, gerekse bu detektör pozisyon vermiyor. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Şimdi gamma ışını, pardon, deminden beri sözünü ettiğim kütle çekimi radyasyonu kaynağındaki o kara delikli sistem oradan gelen sinyali Amerika'daki iki detektör 10 milisaniye farkla aldılar. Oradan biraz kısıt konabiliyor. İki tane kaynakta işte jeodezi gibi şeyler yapılıyor. Ve çok fazla bir kısıt vermiyor. Yani gökyüzünde 600 derece kare, yani yaklaşık 25 derece, işte aç ölçebiliriz şunu, 25 derece, 25 derece. Şöyle bir bölge ki bu çok büyük işte milyarlarca nesne var. Ama buradan geldiği bilinmiyor. Ötekinin, yani gamma ışını patlamaları ölçen aletin yön hassasiyeti daha da zayıf. Ama en azından onun algıladığı ufkunda olan yerler arasında burası da var.
Zaman bakımından da 0.4 saniye niye tam aynı zamanda değil? Çünkü bu kaynağın eğer 2 saniyeden geliyorsa muhtemelen çok büyük boyutlar var. Yani ortadaki kütleci kimi dalgası veren iki kare delik değil. Onun etrafında bir takım plazma olması lazım. Bu olayı vermesi için. İkisinin uzaydaki açıklıkları da 0.4 saniye gecikmeyle gelmesini açıklayacak kadar olabilir. Bu yani olmayacak bir şey değil. Peki nasıl olur? Şimdi arkasından teolojiler devreye giriyor. Hemen ilk hafta içinde çıkan birkaç açıklamayı da getirdim size. Birincisi bu makale. Bunlar diyorlar ki, evet iki tane kara delik birbirinin içine düşerse, adı üstünde kara delik, elektromanyetik sinyal çıkmaz ama kara deliklerin etrafında yutulmayacak kadar dışında kalmış bir bölgede bunların eri bir süreci bir miktar plazma atıp biriktirmiş olabilir. Nasıl atacak? Bunların fikri şu. Ve bu kara delikleri oluşturan vaktiyle o büyük kütleli yıldızlar çok aktif yıldızlardı. Yani nispeten zayıf olsun dedi ama onların yıldız rüzgarları vardı falan. Üstelik de son evrelerinde radyasyonları o kadar yüksekti ki Eddington dediğimiz bir kritik radyasyon var. O mertebelerdeydi hatta o aşıyor. Dolayısıyla çok bol miktarda tam bu son evreden önce bir tanesi kara delik olmuş, ikincisinin kara deliğin çökmesinden sonra atılmış ve civarda kalmış, sonsuza kaçmamış bir miktar madde var. O da bu patlamanın çöküşün etkisiyle işte artık olur, o etapta bir iki uzaklaşım şu an madde ve bu maşının patlaması yapmış olabilir. Bu makinler. Diğeri de şimdi benim de bizim arkadaşlarla üzerinde çalıştığım bir şey. Nötron yıldızlarını oluşturan süpernovalar olduğunda etraftaki maddenin bir kısmı yıldızla beraber çökmeyecek. Fakat kütle çekiminden dolayı hala süpernova merkezindeki yıldıza bağlı kalacak. Ama açısal momentumu da var. Yani dönmesi var. İçine düşemeyecek. Etrafta bir disk olur. Ve bizim çok üzerinde çalıştığımız, ben buna başladım diye sonra şimdi özellikle Ünal işlerin çalışan başka arkadaşlar. İşte nötron yıldızlarının özelliklerini etraflarında böyle doğuşlarından kalma diskler açıklayabilir. Bu insanlar da kara delikler de bu olabilir. Yani kara deliği oluşturan süpernova patlaması da etrafında bir diski yaratabiliyor. O zaman diske madde de topluyor. Disk zaman içinde soğuduğu zaman madde transferi viskositesini kaybediyor. Hatta ionizasyonu iyice kaybederse ölü bir hale geliyor. Tam böyle bir madde depolu. Ama dönmesinden dolayı içi düşemiyor. Dolayısıyla kara deliğin etrafında kendisine ulaştıran süpernovadan kalmış, içine düşemeden biraz uzakta böyle döndüğü için uzakta tutulan bir madde deposu, bir kalıntı disk olabilir. Bu da son evrede tekrar ışınında aktive olup o disk işte bu gama ışını patlamasına sebep olabilir diyorlar. Ha, pardon. Bu da birkaç gün önce çıkan son bir makalede. Sadece özetini okudum, bu yüzden yazıyorum. Bu biliyorsunuz işte süpernova patlama modellerinin önemli öncelerinden biri. Bunu yazan yani şimdi yaşlı birisi. Bizim mesele ya benden biraz daha yüksek. Neyse. Bizi şey tartışıyor yani. Tek yıldız olarak baksak. Böyle 30 güneş kütlelik bir yıldızı kim yapar? Tek başına dönen 150 güneş kütlelik bir yıldız yıldızın evrinden olabilir. Yahut da 1.70, 1.90 güneş kütleli iki yıldız çift yıldızdayken evrim dışı işte 1.30 birbirinden yaparlarken yani bunun öncüllerinin herhalde bunun içerisinde yine rüzgarın zayıf olması, metallerin az olması falan bahsediyor var. Süpernova patlamasına itibaren ondan sonra geliyor. Nasıl bir süpernova patlamaları ve nasıl bir ondan önceki yıldız hikayesi
bu işi yapar konusundaki bir çalışıyor. Şimdi ben burada kesiyorum. Sorularımız var. Böyle çok teşekkür ediyoruz. Sorular varsa alabiliriz şimdi. Hocam küçük bir sayısal bilgi var mısın? Bahsettiğiniz rüzgarla ilgili belki programın astronomyanları teşvik yaparsın diye. Söz edilen yıldızları dikkate aldığımızda yani rüzgarla kaybeden madde miktarı yılda 100 binde bir güneş kütlesi. Evet. Normal olarak. Evet. Bundan daha da az bir kütlenin kaybolmuş olması gerekiyor. Evet. Bu mertebeden bahsediyoruz. Evet. Ama işte bunların devrim zamanlarında 100 milyon yıl falan işte 10'la çarpacaksın, 60'dan başlayıp 30'a nasıl indirin? Nasıl bir 100 milyon olsun diye bakacaksın, evet. Şöyle bir kez söyleyeyim. Ben olaya biraz belakli yönüne baktım size. Şimdi şuraya baktığımızda sizin yanlış görmek istedim. Oluşan olayın içi yani Z değeri %1, pardon onda 1, 0.1 değerinde ki bu da çok yakın bir tarihte olduğunu gösteriyor. Yani çok uzak bir tarihte değil. Yani evet. Oranın yaşını büyük ihtimalle 10 milyar yıl yaşında olması gerekiyor. Evet. Ama böyle bir ortamda kimyasal evrim modellerine göre zenginleşmiş olması lazım. Çünkü siz oradaki B yıldızından söylüyorsunuz. Evet. Evet. Yani böyle bir ortamda Z'nin tam tersine düşük bir büyük olması lazım. Metal bol açısından büyük olması lazım. Yani büyük tamam. Açısından yani. Bu bak hep mantıklı yani. Yani o zaman bir sıkıntı var. Yani kimyasal evrim modeline ters bir şey önerim. O birinci bulunduğumuzun farkında. İkincisi, şu anda en güzel eşya şeyleri, yani bizim konulara baktığımızda güneş bulunduğunda, şanslı seyredip çalıştık, bunun için sorulmuş ise 40-50-50 başlangıç kütle sahip bir yıldızın tamsa gelmesi için gerekli zaman çok kısa ve kaybettiği kütle 6'ymış. Yani Z'in çok ağır element olduğu çok düşük olup da çok büyük bir tepemleri oraya gelmek zorunda olmadığını ben düşünüyorum. Çünkü bu modellerin alternatifleri olduğunu görüyoruz şu an. Yani güneş olduğunda olabilir ve bu da kalın zamanlara baktığımızda çok büyük içerisinde. Şimdi ikinciden başlayayım. Bunun tam şeyini ben bilmiyorum. Fakat tüm bu bilgiyi işte bu kolaborasyonun ilk yayınladığı Astrophysical Journal'de yazdım. Orada söyledikleri gerçekten 30 güneş kütleli bir kara delik bulmak için güneş kolluğunda bir problem olduğu ve yıldız rüzgarı modellerinde bu yüzden yeniden bakmak zorunda. İkinci konu, bunun ev sahipliğini yapan galaksi nasıl bir galaksi? Orada iki tür çözüm var. Evet. Bu pek tabii tartışıyor. Yani bu yaşta, şimdi bizim gördüğümüz olay bu ikili sistemin bütün evriminin sonu. Ama o yıldızların sahip oldukları, bollukları belirleyen şey ilk oluştukları zaman. Şimdi ilk oluştukları zaman bağladıkları maddenin bolluğu o galaksinin şimdiki bolluğundan farklı olabilir. Evrenin çok eski zamanlarında yani o yıldızlar eski nesil yıldızlar olabilir. Birinci açıklama bu. İkincisi de galaksinin tipi atipiktir. Galaksi ve nadir de olsa bunlardan var, yakınlarda da var bize ve o adı ortalama metal bulduğu zaten o galaksi düşük. Bu iki senaryonun her ikisiyle de simülasyonlar yapıyorlar. Yani ya çok eski zamanlarda metal bulduğu zaten çok azken oluşmuş bir çift yıldız, nispeten yavaş ediliyor ve yakın bir zamanda bu hızlı sürece giriyor. Bu olabilir bir senaryo. Ama içinde mutlaka metal bolluğunun o yıldızlar oluştururken küçük olması lazım. Yahut da yakın zamanda oluştu ama öyle bir galakside oluştu ki çok da metal bolluğu yüksek olmayan bir acayip artık hücremiz bir galaksisi öyle bir şey değil. Şimdi bütün bu sorulara tabii buralardan bu konudaki çalışmalar ilerlediği zaman nereden geldiğini bildiğimiz zaman çok güzel sonuç veriyor. Çünkü hangi galakside olduğunu bileceğiz. Bu da çok uzak bir mekikten olmayacak. Çünkü bu LIGO kolaborasyonu şimdi elindeki aletleri biraz daha iyileştirdi. İkincisi, iki tane istasyona
Zaten kolaborasyonun içinde olan İtalyan Virgo detektörlerinin yeni nesli katılacak. Hindistan bir tane yapıp katılıyor. Japonya bir tane yapıp katılıyor. Bütün bunlar sadece iki noktadan değil, dünyada 3-4-5 noktadan aynı gözleme farklı zamanlarla, o zaman gökteki ilgili daha iyi bilineceğiz. Ayrıca muhtemel ki bundan sonra bir de bu bütün bu iyileştirmelerle 2020 yılına kadar hassasiyet o kadar. Bu ne demek? Uzayda aradığımız hacim 1000 kat artacak. Hani bir yıl bekledikten sonra bir tane bulduk, eğer bu ortalamayı yansıtıyorsa, tabii küçük sayısı ise, eğer ortalamayı yansıtıyorsa, bir yılda bir tane buluyorsa, 2020'de bir yılda 1000 tane bulmaya başlayacağız. Ve yine o kadar uzağa geldiğimiz zaman artık en kuvvetli kaynaklar, yani kara delik, kara delik çirkin hızlarıyla sınırlı olmayacağız. Kara delik, nötron hızı, nötron hızı, nötron hızı çirkin hızı, onlardan çok daha fazla. Onları göreceğiz. O vesileyle de hem kaydettiğimiz olay sıklığı büsbütün artacak. Hem de nötron yıldızları, kara delikler gibi o kadar yakınlarındaki bu maddeyi silip süpürüp yutmadıkları için elektromanyetik sinyal bulma olasılığımız da çok artacak. O da buradan gelen formasyonu büsbütün besleyecek. Bir de üstelik pozisyon neresinde, o nereden geldiğini bize çok iyi verecek. Yani çok şansımız varsa belki de nispeten yakın bir galakside bir tane gamma ışığı, X ışığı vesaire patlaması, bir çok büyük bir süpernova falan da birlikte ellerinde tespit edebiliriz. Ama yani 2020 yılında da hiç uzak değil. Böyle en az bir 1000 faktörüyle iyileşecek bir olay. Onun için bütün bu soruların net cevabını alacağız. Bir de uzayda bir interferometre. Bir de LISA diye bir deney var. O da o herhalde bir 20-30 sene sonra vakti kadar zaman olursa, çünkü uzaya bir uydu ile bir interferometre atılır. Bunun faydası ne olacak? Tabii dünyada 3-4 yere istasyon kurmaya göre daha geniş bir ayağı olacak karşılaştığımızda. Onun için daha hassas tahmin yapacağız. Bir, fakat öte yandan bu uyduya sığdırabilecekleri interferometrenin tasarımı şeyi hedefliyor. Bu gördüğümüz o frekanslar değil, bir büyüklük mertebesi daha aşağıda, yani 10 Hz'ler falan, 10-100 Hz arasında hassas olacak. Bu da demek ki birbirinin içine düşme safhasının değil de ondan biraz daha önce, sondan bir önceki yine oldukça hızlı evrim safhasını izleyeceğiz. O yani bize farklı bir kanaldan bilgiler düşünür. Değil mi? Pardon. Hangileri gözlenecek? Herhalde gözlenecek. Çünkü arkadaşın sorusu şu. Şimdi detektörünüzün belli bir hassasiyet seviyesi altında tek olay olarak yakalayamadığımız, daha eskilerden, daha uzaklardan gelen bir sürü böyle olaylar olması lazım. Bunun toplam arka planda ne kadar bir sinyale sebep olacağını hesap etmek bir çeşitli modelleri görüyor. Şu anda detektör hassasiyetimizin altında, ama bir sonraki nesilde bunu sunayıp bir arka planda, yani büyük patlamadan sonraki ilk zamanlardan, galaksilerin yıldızların çıktığından ilk yumuşkun zamanlardan beri birikmiş olan bir arka plan kütle çekimi ışıması, tıpkı işte mikrodalga konuşması gibi görmemiz mümkün olacak. Bundan da öğreniriz. Tek tek kaynaklar içinde o kaynakların kozmolojik tarih içerisindeki bollukları, sıklıkları, ne kadar sıklıkları, noktalıkları falan üzerinde istatistik bilgi edeceğiz. Evet. Şimdi ışık hızı tıpkı Maxwell denklemlerindeki gibi Einstein'ın kütle çekim alanının denklemleri içinde de var. Ve başka bir hız yok. Tabiatta bu boyutlara sahip, yani hız boyutlarına, kilometre bölü saniye boyutlarına sahip, yegane kanal tabiat sahipti, ışık hızı. Einstein'ın genel görevinde neden var?
Onu da biliyoruz. Çünkü önce ışık hızı Maxwell denklemleri ediliyor. Maxwell denklemleri elektrik ve fotoğrafı sağlığı birleştiriyor. İşte ışığı anlamını sağlıyor vesaire. Ama Maxwell denklemlerinde bir hız görmeniz demek. O denklemlerin söz konusu ettiği olayları, elektrik motor sağlığı birbirine göre hareket halinde ölçmeye kalkan bütün gözlemciler aynı hızı ölçecekler. Çünkü denklemler gözlemciye göre bir farklılık göstermiyor. Buna ilk dikkat eden kişi almışlar. O zaman dedi ki, hızları, yani ben bir istasyona duruyorum, tren gidiyor, trende bir adam bir top atıyor. İşte topun hızı trene göre B1 ise, trenin de bana göre hızı B2 ise, ben topu B1 artı B2 hızı ölçeceğim. Değil mi? Belli göre böyledir. Ve bu günlük hayatta da doğrudur, biliriz bunu. Einstein, ışık hızının elektromanyetik olaylarda sabit olduğunu görünce, hızların toplanması bizim alışık olduğumuz gibi olmamalı. Yüksek hızlara ulaşıldığında B1 artı B2 değil, öyle bir toplama formülü olmalı ki, ışık hızının yakın hızları topladığınız zaman, mesela iki tane ışık hızını topladığınız zaman 2C değil C çıkıyor. Hız formülü değişecekse hız nedir? Mesafe ölçümü bölü zaman ölçümü. O zaman mesafe ve zamanın ölçümleridir. O ölçümü yapan kişinin ölçtüğü nesneye göre olan hızına göre farklılık göstermesi lazım. Bu Einstein'ın özel görevliğinin temeli. Yani özel görevlilik teorisi ve ışık hızı merkezi bir rol oynar. Bütün mesafe ve zaman kavramları hızı öyle bir tanımlayalım ki ışık hızı herkese göre sabit olsun sağlar. Ve bu tabii ki sonra deneylerde sınanmış, doğrulanmış bir şey. Şimdi Einstein önce bu özel görevlilik teorisini Maxwell denklemleriyle mekanikle bağdaştırmak için yapmış olduğunda arkasından kütle çekimine eğileyim, kütle çekimiyle ilgili enerjisinin hareketini anlayayım dediği zaman ne yapması lazım geldi o zaman? Hem düşük, zayıf alanlarda Newton mekaniğini versin, düşük hızlarda bildiğiniz olayları versin. Hem de kütle çekimi olmadığı takdirde ama hızlar yüksek olduğu takdirde ışık hızını sabit tutan özel görevliliği versin. Dolayısıyla genel görevlilikte kütle çekiminin bir teorisini yapmaya kalktığı zaman o teorinin içerisine C'yi koydu. Çünkü C'nin nasıl önemli bir şey olduğunu bilmiyor. Ve başka da öyle bir hız yok. Dolayısıyla sonunda bulduğu kütle çekimi teorisinin çözümleri mesela orada dalgalar çıkıyor. Hangi hızla gider? Başka bir şey yok. Başka bir hız yok. C gidiyor. Şimdi bu kütle çekimsel dalgaların gözlendiğini duyduğu çalışmadan önce de aslında kara deliklerin gerçekten varlık olmadığı, her ne kadar dolaylı bir gözden döndüğünü düşünsek de hala bir soru işareti şeklinde duruyordu bir anlamda. Yani galaktik ya da işte yıldız kütleli kara delikler için bazı dolaylı gözlemler vardı. Bir de süper kütleli kara delik dediğimiz bu işte milyon güneş kütleli kara delikler için başka türlü gözlemler vardı. Ama bu birkaç güneş kütlesiyle milyon güneş kütlesi sınıfındaki kara deliklerin arasında bir boşluk vardı. Yani örneğin işte 1 güneş kütleli, 10 bin güneş kütleli kara deliklere dair dolaylı da olsa bir gözlem yoktu. Şimdi bu gözlem bize sadece kütle çekimsel dalgaların varlığını değil, aslında bir türden de olsa kara deliklerin olduğunu da ispatlamış oldu, evet. İndirek içinde. Peki acaba önümüzdeki yıllar için planlanan bu değişik kütle çekimsel dalga interferometreleri, orta kütleli kara deliklerin gözlemi için bize bir şey vaat ediyor mu? Tahmin ediyorum, evet. Şimdi aslında bu gözlem de orta kütleliler için de olsa 35 kütleliler, kara deliklerin doğrudan bir gözlemi değil. Kara deliklerin yani temel özelliği, varlıksal bir özelliği ki arkadaşlar her şeyi tuttukları için onları bakıp da oradan ışığı yansıtarak ya yani sağlıkları bir şey görecek falan gözlemliyoruz. Dolayısıyla zaten bundan önceki kara delik, yani astronomlar kara delikleri bildiklerini inanıyorlar. Çünkü öyle davranışlar görüyorsunuz ki onun sebebi işte şu kütlede bir kara delikten başka bir şey olamaz. Çünkü başka bir yıldız olsaydı o mesela onu görürdük.
argüman dolayı ama bu da yani bilgi alma açısından Karadeniz'den gibi farklı konular daha nitelikli bilgi almış değiliz. Başka bir bilgi de olamaz. Ama istatistik olarak dediğim gibi yani işte orta kütleleri, yüz güneş kütlesi, mertebesi ve kütleleri, karadeliklerin bunlardan dolayı oluyor diye gündeme getirdiği bir takım astrofiziksel gözlenmiş isimler var. Fakat onların hepsi acaba şöyle de olsa evet onun hızlı olabilir mi falan diye tartışmalı. Bu ortamda ilk defa 30 güneş kütleleri, iki tane karadelik, başka bir şey olamaz. Yani o kadar ayrıntılı bir teorik bir beklenti, o kadar böyle çakışarak iki yerde birden gözlem ki başka bir şey olamaz. Dolayısıyla hala dolaylı olmakla beraber karadelik mahiyetini bu tartışmalı, daha fazla önemli bildiğimiz işte 30, 40, 50, 100 bin sağlığı ilk gözlem. Sonra gelince, şimdi işte 2020'ye kadar kullanıcı sayısı kadar artacaksa mutlaka aralarında, mutlaka demek ki büyük bir ihtimalle 30, 40, 50 vesaire güneş kütlesinde karadelik olan kaynaklar göreceğiz. Dolayısıyla bunların hepsini, yani 1000 tane bölü kaynak ya 100 tane bölü kaynak göreceğiz. İstatistik olarak bunların tipik bir galakside kaç tane bulunacağını vesaire konusunda şimdikinden çok daha iyi kısıtlara sahip olacağız. Şimdi bu olaydaki karadelikleri kütleleri birbirine sizden iki kütleler. Birisi yumuşak, birisi yumuşak kütleleri. Ben şunu merak ediyorum. Süper kütleleri bir karadelikle atıyorum. 4 milyon güneş kütleleri bir karadelikle. 100 güneş kütleleri bir karadelik çarpıştığı zamanki dalgalar. Bu ölçümdeki dalgalardan ne gibi farklılıklar gösterir? Şimdi onu ben bilmiyorum. Ama bilenler biliyor. Çünkü her bir türlü karadelik yani. Hepsi değil tabii ama çok büyük sayıda simülasyon yapıyoruz. Onun için işte 100 güneş kütleleri bir kara delik bahsediyor. Öyle bir şey bir rakamda işte 2 güneş kütlelerinin çift yıldızı ne olur falan. Bunların hesapları bir yerlerde yapılmıştır veya yapılabilir şey. Yani onu yapabilecek kadar büyük bir bilgisayar teknolojisi artık var mesela. Şimdi 1 milyon güneş kütleleri kara delikte daha küçük kara delik dediğimiz ama başka bir şey. Öyle kara deliklerden zaten sadece galaksilerin merkezlerinde var. Onların etrafında bir ikinci kara delik veya herhangi bir normal yıldız veya meteor yıldızı ne olur? Onlar da biliniyor. Orada da bir başka pencereden onları bulma imkanımız var. Geçenlerde burada YouTube Sertis konuştu dediğimiz zaman orada da işte Kasey'deki ortadaki büyük potansiyel içerisinde bir hareket eden yıldızın hareketini incelemekle ilgili adamın ortasında bir proje var. O tür bilgiler oradan gelecek. Buradakiler birbirine aynı mertebede yani bu kadar yakın olmasa bile işte biri olmasa biri üç falan gibi çift yıldız dünyasından bildiğimiz tür kütüphanelerini onların nasıl yapılacağını simülasyonları var. Ve dediğim gibi deneysel hassasiyeti arttıkça bunlardan çok örnek bulacağız. Hep de kütüphane birbirine yakın mı? Hiçbiri farklı olanlardan ne kadar daha var mı? Bunu öğreneceğiz. Zaten bu kadar yani absürt kütle farkları için tabii durum farklı oluyor da o iki makaleden bir tanesinde bir kütle oranları birbirinden farklılaştıkça karadeliklerin sizin beklediğiniz sinyalin içeri gelmeyi düşüyor. Dolayısıyla zaten burada gözlenercesine kütlelerinin birbirine yakın olması da o anlamda tesadüf. İlk bulunanlar kütlesi birbirine yakınlar olacak. Ama hassasiyet arttıkça farklı kütlelerde olan çekimleri göreceğiz. Sonuç şu, zaten belirli bir geçirgen gerisinin altındaki yaşamını elde ettik istiyorlar. Yaptıkları simülasyonlar, bunlara hani, elde ettikleri bir ışık eğrisi dediğiniz de yaptıkları simülasyonlar uyuşuyor diye. Dolayısıyla binlerce simülasyon zaten yani uyuyacağına emin olduklarını düşünüyorum. Zaten bir interferometre de koyuyorsunuz. Ve ben bu açıkçası tam çalışma prensibini anlayamadım. Tabii. Şimdi elde ettikleri ses hani bu kadar enerji düşük bir ışınından bir grup sesi elde etmişler ya. Bu ses neden hani bu nasıl hani bu sesi hangi frekanslar elde ettiler ki bu daha notasına denk geldi. Yani
bu sesin oluşmasını ben tam olarak anlayamadım. Peki. Şimdi ilk sorumuz, diyorsunuz ki bu kadar çok simülasyon yaparlarsa nasıl olsa uydururlar deneye çıkacak bir şey. Düşünmeyin. Bu şimdi bundan ne vaziyette şüphe edersiniz? Yani şöyle bir şey vardır. Bir modeli açıklamak için, aynı bir modeli açıklamak için gereksiz çok sayıda parametre katarsanız tabii ki her şeyi açıklarsınız. Bundan şüphe etmek haklısınız. Buradaki olay öyle değil. Az parametre var. Yani iki tane yıldızın kütlesi var. Aşağı yukarı o kadar. Bir de ilk başta bilmem kaç yıl önce bunların arasındaki açıklık ne kadardı? O var. O kadar. Parametre az. Az parametreyle ve bir tane model var. O da Einstein'ın modeli. O da bu parametreleri koyduğunuz zaman kesinin bir tane ışık verisi. Şimdi taramada çok fazla olan şey bu az sayıda parametre, yani birinci yıldızın kütlesi ve ikinci yıldızın kütlesi neydi? İki tane sayıydı. Bu iki sayıyı biz baştan bilmiyoruz. Karmaşık bir sinyal almışız. Seçebileceğiniz binlerce iki sayılı çift yıldız kütle parametresi içerisinden bir tane ve sadece bir tane var ki o gözlere gayet incelikli uyguya tek oturuyor. Burada yani bir deneye yardım model yapıyorsunuz, canın istediği kadar parametre yaparım ışık verisine, işte şu da şöyle olsun, bu da böyle olsun, vaktiyle Datamus modelinde işte dairelerinize daire, illaki daire olsun da 15 tane daire üstü oturtur, böyle değil. Sadece bilmediğin iki tanecik parametreyi yakalamak için bir sürü ikilileri değerlendiriyorum. Bu gayet belirgin bir ve yani yöntem açısından bir inanılmaz çeşitli bir boyaklı olan, hani kılıfına uygulan bir yöntem değil. İki tane parametre. Şimdi diğer sorumuz, bir sesi duyuyoruz, enerjisi nereden geliyor? Şimdi bir kere o yıldızdan gelen bir ses söz konusu değil. O yıldızdan gelen uzayı şöyle ekti büktü diye bir sinyal var. O sinyali siz burada, şimdi ayrıntılı takip etmeniz ama orası önemli değil. İşte bu interferometre dediğimiz düzeneyin kollarının çok küçük miktarlarda uzay kısalmasını ölçerek kaydediyoruz. Bunlar lazer teknolojisi imkansız. Şimdi bunu kabul ediyorsanız, o zaman bunun kolunda elimde bulunan düzenekte işte çok küçük bir uzay kısalmayı kaydettim. Başka bir şey daha kaydediyorum. O kaydettiğim uzay kısalma, buna geldik diyeyim, zamanla değişiyor. Onun grafiğini de kaydediyor sistem. Nasıl kaydediyor? Herhangi bir birimle, işte 10 üzeri eksi 22 bilmem ne, bir birim, ondan sonra eksi bir birim, yok iki birim falan filan diye kaydediyor. Bunu yaptığınız zaman, çok küçük, çok hassas birimlerde de olsa bir grafik var elinizde. Bu grafiği sizin bilgisayarınız dijital olarak kaydediyor. Siz bunu okuyorsunuz. Ve ne görüyorsunuz orada? Bir tekrarlama sıklığı var, bir zaman ölçümü var, bir de bu gitgide kısalıyor. Bunu da görüyorsunuz. Bunların hepsini görmeniz için bir enerjiye ihtiyacınız yok, bilgisayarınız kaydetmiş. Enerji burada, hani sizin aletinize azıcık titreştiren uzaktan gelen dalgaların enerjisiydi. Oradan bir enformasyon aldınız, kaydettiniz, ekrandan veya bir yerden okuyorsunuz. Burada bir enerji yok. Ondan sonra bunu alıyorsunuz, bu sinyal dediğim şeyi, daha görsel bir hale getirin diyorsunuz. Demin gösterdiğim gibi bir grafik diyorsunuz. Ben gördüm diyorsunuz. Bak frekans grafiğinde. Yahut da ben bunu duyabilir miyim diyorsunuz. O zaman o sinyali alıyorsunuz. Ve o dijital sinyali bir birimine karşılık atıyorum. Benim hoparlörümü 1 volt, 2 birimine karşılık 2 volt gerilim yaratacak. Bir elektrik devre düzenliğine takıyorsunuz. Enerji nereden geliyor? O devreyi ben fişe takıyorum. Oradan geliyor. Yani şehir hatlarından, şehir cereyanından geliyor. Sırf görmek için. Burada ben belki biraz kafanızı karıştırdım. Bir şey var ki sistemin kendisinden geliyor ve benim sinyalim değişmiyor gibi. O bir tesadüf eseri. O bunun değişme sıklığı saniyede diyelim ki 200. Yani burada 200 Hz diyoruz. 200 Hz'lik bir değişme sıklığı, değişen bir sinyali doğrudan fişe takarsanız, duyulur olmasa hoparlörünüz çalışsa bir enerji veriyorsunuz. Yani şehir cereyanına, montajına taktığınız zaman. Şehir cereyanının
Salon frekansı 50 Hz'dir alternatif bakımı. Onu kullanmasıyorsunuz. Frekans değiştirmek için başka bir şey de yapmıyorsunuz. Sadece duyabileyim diye biraz enerji pompalamak için şehir cemiyatı kullanın. Voltajı artırıyorsunuz, yukarıyorsunuz, titresin. Ama aldığınız frekans tesadüfen o iki yıldızın 1.3 milyar ışık bir etrafında, bir etrafta dönerken ki tekrarlama zamanı zaten. Onunla oynamanıza gerek yok, onu söyleyeceğim. Ama o bir enerji meselesi değil. O, oradaki frekans tesadüfen, yani bu tasarımda seçilmiş ama aslında gerçekten de bu karadikler soruyorsunuz da o banda geliyor, 100 Hz, 200 Hz oluyor. E o da insan kulağında duyacağı bir şey olduğu için ben bunu duymak istersen başka bir teknoloji, bir numara da arayayım, sesi destekleştireyim, sesi seçtireyim ya ses olmayan bir sinyali sese çevireyim, ses frekansa çevireyim, buna gel. Yoksa enerjisi oradan gelmiyor, enerjisi fişte oluyor. Tamam mı? Buyurun. Şimdi şunu soracağım. Yani bir yönden yapılan noktayla aramızda özellikle çok fazla. Dolayısıyla o mesafe kapsamında bu da son derece boş. Yani evet. Santimetre kesimde. Evet. Dolayısıyla öyle bir ortamda bu uzayı hareketlendirebilecek nasıl bir durum olabilir? Yani son derece boş. Neyse vakum gibi. Dolayısıyla bunu gerçi sinyallerde 10 derece 12 gibi dediğimiz ama yani bu yine de tuhaf gibi. Evet, evet. Şimdi yine elektromanyetik dalgalar analojisiyle düşünün. Mutlak boşlukta elektromanyetik dalga geçer. Ne oluyor? Mutlak boşlukta alan var, elektrik alanı. Elektrik alanı artık 19. yüzyıldan beri anlıyoruz ki maddi parçacıklar ne kadar tırnak içinde gerçekse elektrik alanı o kadar gerçek. Çünkü hiç arada bir şey yoksa, ben burada bir tane elektrik kütlesi varsam tamamen okunsa, ortada birilerinin bir şeyler yapmalarına gerek yok. Buradaki salladığım elektrik yükünün oluşturduğu elektrik alanı hemen yanında manyetik alanı yaratıyor. O da değişiyor, elektrik alanı yaratıyor. O da değişiyor, manyetik alanı yaratıyor. Bu dinamik, Maxwell denklemlerinin tam verdiği biçimde elektrik ve manyetik alanı birbirini uzayda ve zamanda değiştirerek götürmesi arada hiçbir şey olmadan dalgayı geçiriyor. Bunun için alanların dalga hareketini yaymaları için bir biliyorsunuz maddi ortamın yardımına gerek yok. Kütle çekimi dalgaları için böyle. Üstelik daha da bir alan kavramı güç kazanıyor çünkü uzayın üzerine bir elektrik alanı koymak yerine uzayın kendisi ilgili. Einstein'ın denklemleri o uzayın kendisini şu noktadan bu noktaya, bu noktadan bu noktaya, şu zamandan bu zamana, bu zamandan şu zamana eğilip bükülmesinin nasıl olacağını veriyor. Ve bu boşlukta olabilecek, doğrudan doğruya boşlukta uzay zamanının kısalıp uzamasıyla olabilecek bir olay. Einstein denklemlerine göre olabilecek bir olaydı. Şimdi gördük, demek ki oldu. Fakat şimdi bir diğer kısım var sorumuzun, o çok önemli. Elektromanyetik dalgalara yine diyoruz. Şimdi uzayın kendisi mutlak bir vakum değil. Dolayısıyla elektromanyetik dalgalar hangi ortamdan geçtiklerine göre, gaz notundan, toz notundan, gaz damarından geçtiklerine göre ve kendi renklerine göre buraya gelmeyebilirler, farklı nitelikte gelebilirler, ışık hızlı değil başka bir hızla gelebilirler, o hız frekansına göre değişebilir, biz bununla çok uğraşıyoruz. Şimdi kütle çekimi dalgaları bu bakımdan daha şanslı. Çünkü kütle çekimi dalgalarını yol aldıkları ortam içerisinde kaynaktan gelen sinyale göre bozacak olan şeyini başka kütledir. Fakat 30 güneş kütleli iktidar kara deliğin yaptığı o ufacık sinyali bile yıldızlar arası, galaksiler arası ortamda kim bozacak? İşte yaklaşık santimetre küpte bir tane elektronla bir tane proton bozacak. Neyle bozacak? Kütleleri. Bunu tabii ki bozacak prensip olarak, bunu hesap edebilirsiniz ama o kadar, o kadar, o kadar, o kadar düşük ki. Ha, tamam, yıldızlar olabilir. Yıldızlar dediğiniz zaman, o dediğiniz olay zaten kütle çekimi merceği oluyor. Yani kütle çekimi dalgaları da tıpkı elektromanyetik dalgalar gibi. Kütle çekimi, başka yıldızların kütle çekimine merceklendirirler. Orada da bizi şey kurtarıyor. Tahmin ediyorum bunun da örneklerini göreceğiz ileriki yıllarda ama biliyorsunuz bir sürü ışık veren cisim arasında aralarından çok az sayıda kütle çekim merceğini
yakalananlar var. Neden? Yıldızlar ve galaksiler yeterince seyrek. Onun için sizden bir kaynaktan gelen ışık veya elektromanyetik radyo kitle çekim dalgasının yolunun tesadüfen arada bir merceklik yapacak başka bir galaksinin falan yakınından geçmesi olası bir şey ama düşük bir olası. Tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda bunun da kitle çekim dalgası örneği itirecek ama ne zaman olur bilmiyorum. Peki o yıldızlardan çekim nerede şeklinde kolay çıkabilir belki ama bu sularda ne yapacak? Yani daha çok yoğun bölgelerden geçerse o çekim olarak da etkilenmeyecek. İşte yine şeyi düşünün, şimdi bu tozmatik bir tane, iki galaksiden geliyor ve galaksiler arası ortamdan geçiyor. Rastgele iki tane galaksi, biri bizim sonucumuz, biri de planyada iki galaksi arasında bir çizgi veya bir şey ödedik çizerseniz. Bunun üzerinde bir başka galaksi, nebula, gaz bulutu falan filan bir şey olma ihtimali var ama düşük. Üzerinde değil, yakında olma ihtimali de düşük. Çok üzerinde olması lazım ki kuvvetli bir kütle çekim merceği yapsın. Onun için de yani bu kaynaklardan belki 10 sene, 20 sene sonra çok fazla bulduğumuz zaman belki bir tanesini hani aynı ışık için kütle çekim merceklerinde gördüğümüz gibi 2, 3, 4 imajlar gördüğümüz olacak. Ama henüz bundan uzağız. Bir kere olayın kendisi yani merceklenme ihtimali düşük. Çok fazla örnek bulmamız lazım. İkincisi de tabii mercek olaylarını görmek için gerçekten pozisyon algılayabilir. Yani bunu teleskopla yapmamız lazım. Teleskopla yapmaktan çok uzağız. Belki çok da uzak olacağız her zaman. Dolayısıyla hep böyle interferometre işte karşılaştırma yolları falan da yapacağız. Oradaki pozisyon hassasiyetinin çok iyileşmesi lazım ki ya burada birbirinden işte bilmem kaç milyar saniyesi uzaklıkta iki tane kaynak var gibi görünüyor. O zaman mercek var falan. Peki. Ama eninde sonunda olacak bu. Peki biz bu olayı mesela şu anda bir daha görürsek bir de yani bitti. Bitti o. Peki nasıl oldu tesadüfen bu denk geldi mesela? İşte bütün istatistik kampanyalı olduğu gibi yani bakın bunun arkasına bu proje tasarımıyla milyonlarca dolar milyara ulaşan insan destek aldı. O desteği buraya gelmesine ikna etmek için tipik bir insanların yaptığı bilim kampanyasının ömrüne kadar olur. 2 sene, 3 sene, 10 sene, 20 sene. 10 sene, 20 sene zarfında evrenin ulaşabildiğimiz ne kadarsa derinliklerinden hiç olmazsa 4-5 tane böyle olay çıkacağına insanlar ikna etmemiz lazım. Beklenen hesaplar yapıldı önceden. Yani bu olay görülmeden önce, bu işçi para bulunmadan önce hakikaten da Einstein'den kendi eğer doğruysa o zaman şu kütledeki şu tür çift yıldızların İşte her bir galaksideki sıklığı hakkında şunu biliyoruz. Bunlar şu kadar yıldır evrimleşip de en son evresinde böyle bir şey yaparlarsa galaksi başına atıyorum. Mesela milyon yılda bir böyle bir olay bekleniyor. Ama işte biz bu yaptığımız zaten hassasiyetiyle ulaştığımız tecrübede milyon tane galaksi var. O zaman yılda bir tane görmemiz beklenebilir. Hadi bize para verin diyorlar. Ve bunu ikna etmişler, rahatlanmış. Yani bu olayı tabii bu olayı beklemek üzere yapmadılar. Bu olayın işleyenlerinden bir sürüsü var. Onlardan bir tanesini yılda bir tane belki görebiliriz. İstatistik anlamını yaptılar. O da doğru çıktı. Peki yani şu anda bu alet çalışmaya devam ediyor mu? Yani tabii. Ve bir yandan da aleti daha iyileştiriyorlar. İşte onun için de ulaştıkları derinlik 10 kat artacak. Kaynak sayısı 1000 kat artacak. Bir önceki makalede şey demiştiniz. Hani bu evrim sırasında, kara delik giden evrim sırasında bir madde kalabilir dışarıda. Bir şey söylüyorsunuz. Ona hani buna hafta evet. Mümkün gözüküyor mu yani? Şimdi kara deliğin yeterince uzağına atılmışsa ve öyle şartlarla atılmışsa ki tekrar kara deliklerinde çökmeye başlamayacaksa o zaman kara deliğin son evrimlerine kadar uzaklara kalabilir. Bu nasıl olacak? Ya atılan ve kalan maddenin bir açısal momentum olacak, yörünge edilecek ve o yörünge kara deliğin bundan uzakta olduğu için bunu çekerek içine alamayacak ya böyle olacak. Ya da radar olarak atılmış bir madde olacak, bir rüzgar, bir süpermakan falan gibi bir şey. Fakat yeterince uzaklara gelecek yine ve ortalama hızı kara delik yönünde bir geri çöküş yaşamayacak. O zaman tekrar bitiriyoruz. Ya bunun örnekleri var mı? Var çünkü dünyadan gördüğümüz küçük galaktik içinde kara delik olan çift yıldız sistemlerinde kara deliğin etrafında
yarışma diskleri görüyoruz. Yarışma diskleri uzun bir zaman, yani biz bunları işte uzun zamanda gözlüyoruz. Bize ilk ışığı veriyorlar. Geçenlerden bahsetmiyorum sadece. Yani mesela Sigma 6000 gibi içinde kara delik olan çok şekilde dışsal gibi yani. Ben daha ötede bir tutmaktan hayır, yakında bayağı ötede. Orada önemli olan kara deliğini kendi içine düşürme ufkunda yeterince dışarıda olursa yavaşça momentum falan gibi bir tiyatro dışarıya doğru zaten momentum gibi bir sebeple içeriye düşme, delikte kara deliğe düşme ihtimali olmayan bir konuma yerleştirebilmişse sistem olabilir. Böyle durumlar var. Bunu gördüğümüz durumlar da var. Ben sana şeyler veriyorum. İşte burası için düşünüyorum. Hocam ben bir küçük bir yorum yapmak istiyorum bu konuda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Astronomide birçok gözlem olarak duyulan şey aslında bir yandan bir modellemeye de dayanıyor. Yani işte bir ters problem çözüyorsunuz. Örneğin gelen sinyali Fourier dönüşümünü alıyorsunuz falan filan. Yani tersten giderek nasıl bir şeyi böyle bir şeye yol açar diye gözleminizi duyuyorsunuz. Aslında onun için modern. Bu belki de bu buluş sizin anlattığınız gibi düz problem olması niteliğiyle, yani ters problem değil de düz problemle bir sürü simülasyon yapılarak bir tanesinin tek çözüm olarak gösterilmesi anlamında ve bir de makalede yazılan false alarm probability'nin yani yanlış alarm yanlış alarm olasılığının 300 bin yılda bir olay şeklinde duyurulmasına bakılırsa bütün astronomik gözlemin yanında bu çok daha güvenilir bir görünüyor. Her çok zayıf bir şeylere dayanıyor ama o anlamda hani arkadaşın sorduğu soru yorumlanabilir. O doğru. Şundan dolayı herhalde çok zayıf bir sinyali bulabilme ümidi olması için biraz işin öbür tarafına gidecek kadar yani çok daha bir son derece yüksek teknolojili bir ama bunun için de çok yüksek paralar harcandı ve çok iyi bir organizasyon bir çalışma o. Yani bu şey dolayısıyla bunların o zayıf sinyal için ümitleri yani 2,5 metrelik bir teleskopla günlük hayatta yaptığımız çalışmalarda çok daha ince ayarlı yani çok iyi tasarlanmış bir şey. Yoksa da hiçbir şey görmez yani. Buyurun. Şu şey, şakama kütlesi mi diyecek? Ne diyecek? Ha, çok, çok. Kirkmez denilen şey için o Kılıbı Yıldırım makalesinde bir sayı veriliyor. İşte 23 böyle bir şey yapalım. 23 gibi bir şey. Şimdi o da bir yankılar yok. Yani o tam Kirk denilen o hadisenin ki onun da işte 0-2 saniye gibi bir şey olduğunu gördük o renkli grafiklerden. Süresince sabit bir değer mi o yoksa değişen bir değer mi? Çünkü frekansa bağlı. Onun işte yani anlaşılan bu olaydaki çözüm öyle ki işte frekans etkin bilmem ne kuvvetiyle etkin bağlı aslında. O ikisinin belli kuvvetleri bir kombinasyonu bu sistemin başlangıçtaki iki bileşenin kütlelerinin belli bir fonksiyonu işte olarak sarf ediyor. Bir imaya. Peki o zaman dolayısıyla bu çok kastedikleri aslında N1 ve N2 değerlerinin her ikisi de son evrede değişiyor çünkü gelişiyorlar. Evet. Ama o son birbirini işletmeden önce yani başlanmıştık. İşte son yarım saniye olduktan olay aslında o N1 ve N2'nin sonra çok yakın zamana kadar sabit kaldığını düşünüyoruz. Ve hep de noktanın olan işte oradaki acayip fonksiyonu N1 ve N2'nin belirli işte onun düşünebilirsiniz. Başka şeyler de bildiğin için de M1 ve M2'nin çözüm 36 ve 20. Şimdi ben o M1 ve M2'nin ne olduğunu bilmesem zaten hani onların kombinasyonunu o grafiklerden okuyor olabilmem lazım. Çünkü F'yi okuyorum. Evet. Bir de F'nin türevini okuyorum. Evet. Ve o da değişen bir şey. Yani F'nin işte eksi üçüncü kuvveti gibi, 11 bölü 3 gibi bir şey. Yani F arttıkça, grafikleri çıktıkça F'nin azaldıkça şeyin türevi arttıkça o şeyin sabit kalması lazım. Bu makale için şey aklınızda mı o hangi frekans değerinde hesaplanmıştı 23 şeysi? Aklımda değil. Benim hatırladığım o evrenin uzun bir süresinde son birbirleşmesine tarifesine kadar N1 ve N2 sabit kalıyor. Ve o zaman o F ile F noktanın işte -3 ve 5 milyonlar kuvvetlerin kombinasyonu da bu modele göre sabit. Çok
Belki ben yanlış hatırlıyorum. F ve F noktanın plan zamandaki başlangıcı ve sondakini deme. F ve F nokta ikisi zamanlı fonksiyonlar. Evet. Onların bu kombinasyonu budur dediklerine göre bir saat çıktılabilir. O zaman F ve F noktanın kombinasyonu kim var ya? Çok soru soruyorum. Biz de şimdi geçelim. Bu bizim ilgili derbay çiftler. Kimler sınırındaki kütle fonksiyonu kendisine benzettim ben. Sorun değil. Onun yerine geçen daha karmaşık bir yerde. Şimdi orada isimle soruyorum soruyu. Acaba bir de görünüm açısı dikkate alınmamış burada. Çünkü sizin için çünkü orada değerlerin yani görünüm açısı da değişmesi lazım. Dikkate alınmamış zaten sonrasında bir belli olur. Acaba burada yayınma açısında bir esprisi yok mu acaba? Şimdi görünüm konusu. Hayır. Burada, şimdi burada bir imaj görme ya dokun olayı falan gibi geometrik şeylere tabi olan bir formül değil. Formül esas olarak görüngenin toplam bütün yönleri, bizlerden noktamızdan bağlısız yönler, toplam ne kadar enerji kaybettiğine hassas bir formül, F noktalar için. Dolayısıyla tam da Kepler yasasının analogu değil. Çünkü Kepler yasasında zaten enerji sabit vesaire. Kepler yasasında ki orada da M1 artı M2'yi bakış açısına falan bağlısız olarak oradan dolayı veriyordu ve açıklığı görmekte çekebilirsiniz. Ama buradaki olay bakış açısıyla alakalı bir görmecik olay değil. E'nin Kepler'de olmayan, E'nin türevi olması, enerjinin değişmesinden watt olarak kaç watt olduğunu saniye saniye M1 ve M2'nin belli fonksiyonlara bağlı. Bunlar arasında bu kombinasyon çok nasıl veriyor ama genliği falan veren, genliğin zaman değişimi veren başka bir sürü enformasyon var burada. Onların da hepsi geri veriliyor ve M2'ye bağlı. Hatta fazlasıyla çözüyorsunuz. Tahmin ediyorum ki iki tane ölçümü M1 ve M2 yapıldıktan sonra başka bir üçüncü ölçümü o M1 ve M2 simülasyonun verdiği şekilde bir gözlemleyici kontrolü sağlamasını yapabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Thank you.